Yürü, hünkârım seninle konuşacak. Beni neden öldürmek istedin? Bizimler kurtulamazsın. Beni neden öldürmek istersin? Beni öldürdüğünde benim yerime geçecek nice yiğitler var. Hiram Efendi, beni öldüremeyeceğini anlamışsındır. Hala ölmedim. Demek ki bir şansım daha olabilir. Beni neden öldürmek istersin? Beni öldürmek isteyen bir sürü insan var. Hepsinin bir gayesi var. Bir arzusu var. Birisi beni öldürüp tahta geçmek ister. Birisi beni öldürüp tahta geçip devleti başkası adına idare etmek ister. Birisi payitahtı ister. Birisi Filistin'i ister. Birisi hilafeti kaldırmak ister. Birisi Osmanlı milletini dininden koparmak ister. Hepsinin gayesi, hedefi başka. Peki senin? Sana ne vaat ettiler? Ben katilim. İşim bu. Seni öldürmek için siyasi bir sebebe ihtiyacım yok. Para için öldürüyorsun yani? Evet. Para için. Ama sen beni satın alamazsın. Biraz daha fazla para için. Çalıştığım insanları satmam çünkü ben. Senin paran beni satın alamaz. O zaman biz de seni hatıralarınla satın alırız. Hiram Efendi. Hiram küçük bir çocuktur. Yaratıcısına inanır. İsa'ya inanır. Dünyanın güzelliklerle dolu bir yer olduğunu düşler. Hiram bir manastırda kendini Hristiyanlığa adamışken bir papaz ona yaklaşır. Her gün dayak yer. Hiram tacize uğrar. Sonra bir papaz daha çıkar ortaya. Hiram ilk cinayetini işler. Diğeri kaçar. O artık bir katildir. O günden sonra her kimi öldürdüyse aslında o papazı öldürür. Bu yüzden soğukkanlıdır. Bu yüzden öldürürken düşünmez. Hiram. Bu adamı bana ver. Bu adamı bana ver. Sana bu adamı verecek kudretim var. Yerini de bilirim. Lakin Hiram Efendi, bu adamı sana verirsem sen bana ne vereceksin? Yalvarırım. Yalvarırım. Bu adamı öldürmeyi her şeyden çok istiyorum. Kendi canımdan bile çok istiyorum. Yalvarırım hünkârım. Yalvarırım. Senin canının bizim için hiçbir kıymeti yok. Senden isteyeceğimiz şey için bekle. Hünkârım yalvarırım.